Yakınımız olan birinin psikolojik bir rahatsızlığı veya sıkıntısı varsa bunu davranışlarından veya geçirdiği değişimden fark edebiliriz. Fakat yakalanmadığı sürece ortaya çıkmayan bir hastalık var. Bugün süremiz kleptomani. Kleptomani bir dürtü bozukluğudur. Kişinin ihtiyacı olmayan değersiz eşyaları çalması olarak bilinir. Kişinin bu eşyalara hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Bunları biriktirir, hediye eder veya çöpe atar. Karşı konulamaz bir çalma dürtüsü vardır. Bu dürtü o kadar şiddetlenir ki inanılmaz bir gerilim yaratır. Bu gerilimin sonucunda kişi eşyayı çalar, rahatlar ve bundan büyük bir haz duyar. Devamında pişmanlık ve utanç duygusu gelir. Çünkü kişi yanlış bir şey yaptığının farkındadır fakat bu güçlü dürtüyü kontrol edemez. Bu ard arda gelen duygular sonucunda bu hastalığın döngüsüne girilmiş olur. Kleptomanla hırsız arasında belirli farklar vardır. Hırsız, hırsızlık eylemini planlar. İhtiyacı olan ve maddi değeri yüksek eşyalar çalar. Bir kleptomandaysa bu özelliklerin hiçbiri yoktur. Sadece anlık ve şiddetli dürtülerdir. Kleptomani genellikle tek başına görülmez. Bu hastalığa eşlik eden hastalıklar vardır. Depresyon, yeme bozuklukları, madde bağımlılıkları, cinsel işlev bozuklukları bu hastalığa eşlik edebilir ya da direkt hastalığın sebebi olabilir. Saydığımız hastalıkların ortak özelliği dürtü bozukluğu olmaları ve haz bölgesiyle ilişkisi olması. Kleptomani kişiyi stres ve depresyondan kurtarıcı bir rahatlık sağlar. Peki bu hastalığın sebebi ne? Freud'a göre bu hastalığın sebebi kişinin içinde bastırmış olduğu cinsel çatışmalardır. Çalınan eşyalar kişiye cinsel bir doyum sağlar. Freud zihni daha iyi anlayabilmek için zihni üçe böler. İd, ego ve süperego. İd en ilkel dürtülerimizin bulunduğu bölümdür. İd'e içimizdeki vahşi hayvanda diyebiliriz. Akıl ve mantık dışıdır. Haz ilkesine göre çalışır. İhtiyaçlarımızın ve güdülerimizin anında doyurulmasını ister. Süperego ise vicdanımızı temsil eder. Manevi ve etik düşüncelerle idi zapt etmeye çalışır. Günlük hayatımızı toplumsal kurallar çerçevesinde yaşamamızı sağlar. Ego ise kişiliğin düzenleyici, denge ve uyum sağlayıcı parçasıdır. Ego dengeleyici görevini yapmadığı zaman ortaya dürtüsel bozukluklar çıkar. Kleptomani de bunlardan biridir. Bir başka görüşe göre kleptomani toplumdan öc alma yoludur. Kişinin kendi gücünü kanıtlama veya çocukluğunda yaşanan yoksunlukları giderme yoludur. Çekilen maddi sıkıntılar, çocuklukta yaşanan travmalar veya sevgisiz büyümek bu hastalığın sebeplerinden biri olabilir. Veya tüm bunların dışında tümör, demans veya epilepsi gibi fiziksel sebepleri de olabilir. Kleptoman kişiler hasta olduklarını itiraf edip tedaviye yönelmezler. Bu hastalık onlar için rahatlatıcı bir hobi gibidir. Sigara ve alkol bağımlılığı gibi. Hastalar ancak yakalanırlarsa tedaviye tutuklanmamak için yönelirler. Bu yüzden bu hastalığın tespiti zordur. Sayısal veriler bize tam olarak kleptoman sayısını vermez. Tedavisi ise hastanın hikayesine göre değişiklik gösterir. Eğer fiziksel bir rahatsızlık yoksa antidepresan veya farklı terapi çeşitleriyle tedavi edilebilir. Sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki sürede görüşmek üzere.